Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 189. dersiyle birlikteyiz. PostgreSQL'i tanımaya devam edeceğiz ve PHP ile bağlantısını kurmaya devam edeceğiz. Hemen gelip pgadmin4'ü açıyorum. Şu şekilde. Şimdi ben tablo oluşturmak istediğimde ne yapıyordum? Gelip burada tablonun üzerine sağ tıklayıp create deyip table diyordum. Hemen burada diyor ki tablonun ismini bana ver diyor. Members diyorum. Diyor ki tabloyu kim kullanacak? Postgres diyorum. Tamam. Columns'a geliyorum ve şuradan bakın sütun ekliyorum iki tane. Hemen member ID diyorum ve bir altına da member active diyorum. Şimdi bu üye aktif mi değil mi onu anlamak için yazacağız. Ancak burada boolean veri türünü kullanacağım. Bakın boolean'ı aşikar olmanız için. Yukarıda auto increment olması için serial diyorum. Hatta big serial diyorum. Daha büyük bir rakam olsun diye. Burada ise ikinci öğrenmenizi istedim. Şimdi big serial. Serial ne yapıyordu? Auto increment özelliği kazandırıyordu primary key olan ID'ye. Benim burada boolean veri türüm de var. Bu nedir? True false olarak. Örneğin kişi üyem silinmemişse, aktifse boolean'ı true diyeceğim. Eğer kişi silinmişse false diyeceğim örneğin. Şurada da not null diyelim. Bakın SQL'i de gözlemleyin. Bakın member ID, big serial, member active, boolean. Not null, primary key, member ID. Biz bunu alıp PHP'de kullanacağız. Ctrl S deyip kaydediyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim bir başka özellik ise diyelim default değer atamak istiyorsunuz. Örneğin member active'e gelip şuradan tıklayıp bakın şurada constraints dediğimiz kısımda örneğin true yani default olarak true eklensin diyebilirdiniz. Hemen SQL'e geliyoruz. Bakın default true. Tıpkı MySQL'deki gibi. Şu ana kadar MySQL ile ilgili tek farkı şurada integer değil de serial kullanmamız. Auto increment özelliğini kazanması için. Peki gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturabiliriz. Save dediğimde hemen bakın şurada members var. Sağ tıklayıp view edit data diyorum. Evet gördüğünüz gibi biri big int oldu. Burası da boolean veri türüne ait oldu. Bu şekilde tablomuzu oluşturabiliriz. Ancak bu şekilde tablomuzun oluşturulmasını istemiyoruz. Ne istiyoruz peki? İstediğimiz şey bunu PHP ile nasıl oluştururuz onu bilmek. Hemen şuradan gelip delete drop diyerek bu tabloyu siliyorum. Tabloyu sildim. Hemen gelelim bakalım PHP'den bunu nasıl yapacağız. Hemen dersten önce bir form atadım ve bu formun ID'sine form postgre dedim. Bir buton atadım bootstrap'ın. Hemen geldim şurada myload adında bir span atadım ve şurada gelip on click işlemini. Bakın butonumla tıklandığında JavaScript'i tetikleyeceğim ve sendForm adındaki function'a gidecek. Burada form ID'mi ilk parametre olarak gönderiyorum. İkinci parametre olarak ise yapacağım işlemi. Bir tablo ekleme işlemi yapacağımı belirtiyorum. Burayı kafama göre verdim. Şu form ID'sini de kafama göre verdim. Siz istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Bunları salladım yani. Geliyorum sendForm JavaScript'i. Bu form ID ve işlemi alıyor. MyLoad, şurada bir span atamıştım bakın MyLoad adında. Burada spinner döndüreceğim. Butonu pasif hale çekeceğim. Çünkü Ajax işlemi gerçekleşmeden önce bunların inaktif olması gerekiyor. Daha sonra Ajax işlemi yaptığımız zaman tekrardan MyLoad'ı, spinner'ı kaldırıyorum. Butonları aktif hale getiriyorum. Ve burada sonuçlarımı data vern, data error ve data success adında 3 tane işlem halinde alacağım. Eğer başarılı olmuşsa data success çalışacak. Hata varsa data error. Eğer bir uyarı varsa data vern çalışacak. Bu da bizim Ajax'ımız. Peki Ajax nereye gidiyor? Bakın my Ajax dosyasına gidiyor. Şuradan da my page'e operation dediğimiz şurada create table işlemini gönderecek. O halde ben gelip şurada create a table işlemini ele almalıyım. Bu isim dediğim gibi keyfi bir isim. Şurada break diyerek işlemi sonlandıralım. Buraya geldik. Şimdi hemen bir veri tabanı sorgusu oluşturacağım. Ama database class'ını açayım. Hatırlamayanlarınız için. Bakın biz tablo işlemleri için burada bir metot oluşturmuştuk. Metodumuzun ismi neydi? Table operations'tı. O halde bunu kullanacağız. Hızlı bir şekilde yazıyorum.
Create a table işlemini Ajax ile buraya geldiği zaman create table işlemini arayacak. Sonra create diye bir variable oluşturuyorum ve ben burada veri tabanı sorgum için table operations metodunu çağırıyorum. Çağırdıktan sonra sorgumu yazıyorum. Diyorum ki create a table members. Parantezimi açıyorum. Diyorum ki member id big serial olacak. Burasını küçük de yazabilirdik. Şöyle göstereyim. Bakın küçük de yazabilirsiniz. Not null yani boş geçilemez. Sonra member active yani bu üyemiz kayıt silinmiş mi silinmemiş mi hala aktif üye mi onu belirlemek için şuraya boolean veri türünü yazıyorum. Bakın ikinci parametre veri türü. Üçüncü parametrede de boş geçilip geçilemeyeceği. Daha sonra bu primary key'i belirliyorum. Diyorum ki member id'miz primary key'dir. Yani birinci anahtardır. Ve burada da big serial diyerek ona auto increment özelliğini kazandırmış oluyorum. If diyorum eğer create çalışmışsa, başarılı bir şekilde çalışmışsa şurada data success'in içerisinde tablo eklendi. Aksi halde tablo ekleme başarısız diye uyarı verecek. Şurada data error'a. Geliyorum bunu JSON encode ile JSON formatına çeviriyorum. Ve Ajax'a JSON olarak gönderiyorum. Bakın çünkü burada da zaten data type'ı JSON olarak istemiştim. JSON olarak geliyor. Artık data success çalışacaksa şuradaki success function'ım çalışacak gibi. Peki bakalım nasıl oldu, nasıl olmadı. Şimdi yeniliyorum. Bakın şurada tablo ekle diyelim buraya. Şunun ismi tablo ekle olsun. Tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bir sorun var. Sorun olduğu için hemen bir bakalım, kontrol edelim. Nerede sorun? Hemen database class'ımızı açalım. Şuradaki ismi mi yanlış girdik? Bir bakalım. Tamam, buradaki ismi yanlış girmemişiz. Tamam, hatamızı gördüm. Bakın members'te burada küme parantezimizi açtık ama burada küme parantezini kapatmadık. Böyle bir hata yaptığımız için bizi uyarıyor. Gelip yeniliyorum. Tablo ekle diyorum. Bakın tablo eklendi diyor. Bakıyoruz gerçekten tablo eklenmiş mi? Şurayı refresh ediyorum. Bakıyorum. Bakın members adındaki tablom gelmiş. Sağ tıklayıp all rows dediğimde şurada. Peki sağ tıklayıp properties dediğimde bakın sütunlara bakın. Member ID, begint, member active, boolean. Gördünüz mü? Primary key. Bu şekilde başarılı bir şekilde tablomuzu ekledik. Burada önemli olan boolean veri türlerinin nasıl olacağıdır. Bunun için de şöyle bir buton yapalım. Veri ekleyelim. Veri eklerken de nasıl olacağını gözlemleriz. Şurada insert data diyelim. Veri eklemek için de bunu kullanalım. Hemen geliyoruz. Burada tekrardan bir case yapısı oluşturacağız. Dikkat edin insert data'ya gelirse eğer burada add adında bir variable oluşturdum ve dedim ki benim database class'ındaki insert'ü kullan. Ben şöyle hatırlatayım size. Database aslında burada kalsın. Ben veri eklemek için insert metodu oluşturmuştum. Hemen geliyorum. Insert'ü yazdım. Daha sonra insert into tıpkı MySQL'deki gibi. Burada MySQL'den farklı hiçbir şey yok. Insert into members dedim. Daha sonra member active dedim. Niçin member id demedim? Çünkü member id'im zaten auto increment. Kendisi otomatikman orayı dolduracak. Ben karışmayacağım. Tamam. Member active ile orayı doldurdu. Values dedim. Ve böylelikle iki tane değer atayacağımı söyledim. Şöyle alt alta iki satır veri oluşturacağımı söyledim. Ha şöyle olsaydı tek bir satır olacaktı. Ben bir satır daha. İki tane satır alt alta ekleyeceğim. Bu yüzden şurada küme parantezlerini açıp kapatıp soru işareti dedikten sonra bu da PDO için gerekliydi. Virgül tekrar bir veri daha ekleyeceğimi söylüyorum. Ha burada 4-5 tane daha veri ekleyebilirdim. Belki birazdan çoğaltırız. Böylelikle alt alta birden fazla veri ekleyeceğimi söylüyorum. Eğer başarılı olursa bana veri eklendi desin. Eğer başarısız olursa veri ekleme başarısız diye bana mesaj versin. Şimdi kontrol edelim. Hemen şurada ismini değiştirelim. Veri ekle diyelim buraya. Yeniliyorum. Güzel. Tıklıyorum. Bakın veri eklendi dedi. Bakalım veriler gerçekten eklenmiş mi? Şurada sağ tıklayıp View Edit Data All Rows diyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Auto Increment çalışmış. 1 ve 2. ID'yi atamış. Birine True, birine False değerini atamış. Güzel. Demek ki True ve False oluyor. Peki ben True ve False dışında neler ekleyebilirim? Onun dışında şöyle bunu tekrardan kopyalıyorum. Ya da kopyalamaya gerek yok. Şuradan göstersem daha iyi olur. İkişer ikişer göstersem sizin için daha iyi olur. True ve False yerine geçen iki tane ifadeyi daha kabul ediyor PostgreSQL. Diyor ki bunların baş harfini kullanırsan yine benim için T True'yu, F False'u simgeler ona da varım diyor. Hemen yeniliyorum. Veri ekle diyorum. Veri eklendi diyor.
Hemen gelip şurada sağ tıklayıp View Edit Data diyorum. All Rows. True False. True False. T True yerine F False yerine geçti. Tabi burada burası beni yoruyor. Ben bu kısmı şuradan göstersem size daha iyi olur. Navigate'den. Çünkü burada herhangi bir işlem yapmayacağım için paniklemenize de gerek olmayacak. Hani bizde Navigate kurulu değil falan diye düşünenler için söylüyorum. Navigate'in size kurulu olmasına gerek yok. Ben sadece burada hızlıca gösterebilmek adına yapacağım. Bakın Navigate true'lara zaten T diyor. False'lara F diyor. True, false. Tamam mı? Buradan göstereyim çünkü daha hızlı olur. Burası bizi yavaşlatıyor. Başka hangilerini kabul ediyor true, false yerine? Diyor ki sen 1 ve 0'ı kullanırsan ben 1'i true, 0'ı false olarak kabul ederim. Geliyorum, yeniliyorum şurayı, veri ekle diyorum. Veri eklendi diyor. Geliyorum Navigate'e, sağ tıklayıp refresh ediyorum. Bakın 5'i true olarak, 6'ncıyı false olarak kabul etti. Bunu nasıl yaptı? Bunu biz 1 ve 0'la yaptık. Peki 1 ve 0 dışında boolean olarak neler kabul edilir? Yes ve no'yu da kabul ediyor PostgreSQL. Diyor ki sen yes ve no'yu da kullanırsan ben yes'i true, no'yu false olarak kabul ederim. Yes evet, no hayır anlamında ve aynı zamanda true ve no false anlamına geliyor diyor benim için. Bunlar aynı şeyi ifade ediyor. Veri ekle diyorum. Veri eklendi diyor. Gelip sağ tıklayıp refresh ediyorum. Bakın 7'ye true, 8'e false dedi. Çünkü no false'u yes true'yu simgeliyor. Bu da bilmeniz gereken bir diğer şey. Yani burada size boolean veri türünü öğretmeye çalıştım. Bakın sağ tıklayıp all rows diyelim. Çünkü bunları kullanacağız member active'de. Şimdi bakın 1'den 8'e kadar ben şimdi tablomu boşaltmak istiyorum. Şimdi sağ tıklayıp truncate deyip tabloyu boşaltmaya kalkıyorum. Sağ tıklıyorum. View edit data diyorum. All rows diyorum. Gördüğünüz gibi tabloyu boşalttı. Ancak burada bir sorun var. Nedir o? Auto increment'ı sıfırlamıyor. Hemen gözlemleyelim. Bakın sağ tıklıyorum. Burada yeniliyorum. Veri ekle diyorum. Veri eklendi. Gelip burada yeniden sağ tıklayıp View Edit Data diyorum. Bakın ID olarak 9'dan başladı. Çünkü ilk 8'i kullanılmıştı. 9, 10 diye gidiyor. Ya da burada tekrardan bakın. Bir veri ekle daha diyorum. Şuradan View Edit Data All Rows. Evet bakın 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. Fakat biz bunu istemiyoruz. Biz neyi istiyoruz? Biz diyoruz ki kardeşim auto increment'ı da sıfırla. Peki auto increment'ı nasıl sıfırlayacak? Ona bakalım. Truncate özelliği için ben şuraya truncate diyorum. Hemen gelip şurada bir truncate işlemi yapacağım. Dediğim gibi şu isimler keyfi, benim verdiğim isimler. Insert data, truncate. Bunlar keyfi isimler. Siz kendinize göre istediğiniz ismi verin. Şuradaki kodları olduğu gibi kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Hemen gelip kodlarımı oluşturayım. Şuraya table diyelim ya da evet table diyelim şuraya. Şimdi şurayı siliyorum ve gelip tabloda hangi işlemi yapacağımı belirtiyorum. Ne yapacağım? Truncate. Gelip buraya şunu yazıyorum. Truncate yap table'ımı, hangi table'ı? Members adındaki tabloyu. Peki ne yapacağım? Ayrıca diyorum ek olarak şunu da yap. Restart identity yani auto increment'ını da sıfırla diyorum. Tablo boşaltıldı diyelim. Tablo boşaltma başarısız. Geliyorum, yeniliyorum. Şuraya truncate işlemi adına şuraya truncate diyelim. Bakın tablo boşalta tıklıyorum. Tablo boşaltıldı. Hemen gelip bakalım tablo boşaltılmış mı? View edit data all rows. Evet, tablomuz boşaltılmış ama ID olarak gerçekten boşaltılıp boşaltılmadığını görmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapacağız. Hemen veri ekliyorum. Bakın veri eklendi. Sağ tıklayıp View Edit Data All Rows diyorum tekrardan. Bakın ID'ler birden başladı. 1, 2 gördüğünüz gibi. Yani siz gelip burada bakın burası MySQL'den farklı olan kısımdır. MySQL'de truncate yaptığınız zaman auto increment'ı da sıfırlar. Ama PostgreSQL bunu yapmıyor. Bunun için diyor ki sen truncate yapabilirsin ama bu sadece tabloyu boşaltmak için. Bir de auto increment özelliğini boşaltmak istiyorsan onun için de restart identity ifadesini kullanman gerekiyor diyor. İşte burası MySQL'den farklı olan kısmı.
Peki bu derste amacım size tablo eklemeyi koddan göstermekti. Şuradan tablo ya veri ekleme insert işlemini yapmaktı. Bir diğer işlem truncate'ti. Ve ayrıca boolean veri türünü nasıl kullanacağınızı da göstermek bir diğer amacımdı. Önümüzdeki ders PostgreSQL'in diğer işlemleriyle devam edeceğiz.